Integral Forex TV'ye hoş geldiniz. İkinci videomuzda yine karşınızdayız. Biz bu videomuzda açıkçası 2020 yılının en çok konuşulan değerli madenlerinden altınla ilgili bir sunum hazırlamak istedik size. Şimdi altın nedir? Aslında buradan başlamak istiyoruz. Ali, senden bir alabilir miyiz? Altın nedir? Tabii. Aslında altın doğada serbestçe bulunan ama işlenmesi gereken değerli bir metal. Bunu bu kadar değerli yapan şey aslında yıllar boyunca zor bulunması ve yatırım aracı olarak kullanılması. Hatta yıllar boyunca biz incelediğimizde altını para birimi olarak bile kullanmışlar. Şimdi ise parayla alınıp satılan çok değerli bir emtia olarak göze çarpıyor. Ve risklerin olduğu dönemlerde ise uzun vadeli yatırımcıların biraz daha tercih ettiği diğer yatırım araçlarına göre daha düşük risk barındıran aslında bir değerli metal. Aslında altın, bunu 2020 yılında çok iyi gördük. Senin de söylediğin gibi yani riskleri barındıran ve buna yönelilen bir metal olarak. Çünkü biz maalesef ki 2020 yılını hala bitirmedik ama zor bir yıl oldu bizim gerçekten için. Gerçekten zor bir yıl oldu. Pandemi süreci. Dolayısıyla da bu yılda en çok konuştuğumuz metallerden biri de altın oldu. Çünkü çok ciddi bir yükseliş ivmesine girdi. Ki bunun sebepleri neydi aslında? Güvenli liman olması, insanların kriz dönemlerinde daha riskten kaçınması. Evet, riskten kaçınması ve kendilerini güvende hissettikleri yatırım ürünlerine bu fiyatlamaları da yansıdı zaten. Başvurmasından oldu. Ama tabii bir tek bu değil. Yani sonuçta tabii. Evet, hani kriz dönemleri ya da savaş vesaire bunun gibi dönemlerde genel olarak altına talep artar ama evet. Başka sebepleri de var tabii. Yani nedir mesela altını etkileyen diğer aslında sebepler? Aslında birçok neden var ama biz bu nedenleri birkaç başlık altında toplayacak olursak jeopolitik riskleri olarak reel faiz oranları gibi, enflasyon oranları gibi ya da ekonomik verilerde işte tarım dışı istihdam, bir önceki yayınımızda da ifade etmiştik. Evet. Ve dünyanın ekonomik büyümeleri gibi dolar endeksi gibi verilerinde altın üzerine etkili olduğunu biliyoruz. İstersen burada jeopolitik ve reel faiz oranları gibi, enflasyon oranları gibi konulara biraz değinelim. Hı hı. Yani şimdi burada tabii reel faiz oranları demişiz. Şimdi reel faiz oranlarında tabii faiz oranları arttığı zaman ne oluyor? Yatırımlar faize kayıyor ve dolayısıyla burada aslında bir miktar evet güvenli limanlardan risksiz, daha az risksiz varlıklardan bir çıkış oluyor. Dolayısıyla aslında merkez bankalarının para politikaları altın üzerinde oldukça etkili. Çünkü faiz oranlarında düşmesi tabii paranın getirisini azaltacağı için o zaman da ne oluyor? Altına olan talepte bir artış durumu söz konusu dünyada olabiliyor. Dünyada şu an faizler sıfırlarda neredeyse. Evet. Eksilere giden ülkeler var. Aynen öyle. Enflasyon oranları da aslında keza benzer. Çünkü yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda yine güvenli liman talebinin çalıştığını en iyi gösteren metallerden biri de aslında altın diyebiliriz bu anlamda. Çünkü enflasyondaki artış paranın değerini doğal olarak etkili. Korumak isteyen yatırımcılar için bir yön olarak da altına gidiyorlar. Ekonomik veriler dedik, aslında tarım dışı istihdam dedik, büyüme oranları dedik. Bunların altın üzerinde nasıl etkisi oluyor? Evet, aslında birçok veri var ama veriler içinde en önemli verileri eklemek istedik. İşte tarım dışı istihdam, Amerika'da her ay ilk cuma gelen, eğer ilk cuma ayın 1-2'si ise bir sonraki haftaya sarkan ama her ay aldığımız piyasalar tarafından önemli takip edilen, ekonomiler üzerindeki gidişat anlamında bize sinyaller veren veridir. Burada Amerika'nın işsizlik oranları ya da aynı saat diliminde açıklanan ortalama saatlik kazançlar gibi veriler altın üzerinde fiyatlamaya katkı sağlıyor. Çünkü bu veriler bir anlamda aslında dolar endeksinin de güçlenip zayıflamasını sağlayabiliyor. Bu da bir tarafta şöyle düşünün, ons altın bir tarafta dolar var. Doların değer kaybetmesi bu veriler ışığında ons altının değer kazanmasını sağlayabilir. Bu arada ons altın ne diye soracak olabilir yatırımcılarımız ya da izleyicilerimiz. Ons altın aslında değerli metal ya da taşlar için kullanılan bir ölçü birimi diyebiliriz. Ve bir onsun 31.1 gram altına denk geldiğini vurgulamak yanlış olmayacaktır. Tabii. Aslında o zaman buradan aslında şuna da bahsedebiliriz. Çünkü bizde bir de gram altın yatırımcımız var. Ve gram altında onstan türetiliyor fiyatı doğal olarak. Bunun hesaplamasıyla ilgili bir en azından bir açıklama yaparsan sen de. Tabii. Mesela bir önceki slaytımızda da paylaştığımız altının fiyatları 2000 şu an 2070 dolarları gördü. Şu an güncelde 1830 dolarlardı. Şimdi güncel gram yatırımcısı ne yapıyor? Bu güncel ons fiyatını 31.1'e böler ve güncel dolar TL kuruyla çarparak grama bulur. Burada neyi ifade ediyoruz? Dolar artarsa, ons altın düşerse gram altın yükselir mi? Yani siz normalde ons altın aldığınızda bir anlamda dolara da yatırım yapmış olduğunuz için sizin de belirttiğiniz gibi ne yapacak yatırımcı? Doların
dolar TL'nin değerini de burada baz almak zorunda. Çünkü ons altın bir yerde yükselebilir ama dolar TL aşağı doğru bir geri çekilme yaşarsa biz gram altın fiyatında bir sabitlik görebiliriz. O yüzden ikisinin aynı yönde hareket edip etmemesi yatırımcılar tarafından takip edilmesi gereken önemli bir detay olduğunu paylaşmak evet, doğru olacak. Yani aslında gram altın yatırımı yapmış olan bir yatırımcı aslında iki taraflı yatırım yapmış diyebilir miyiz? Yani hem kesinlikle altına hem de aslında dolara yatırım yapmış diyebilir miyiz? Kesinlikle. Ons altın alıyor gibi düşünelim uluslararası yatırımcılar. Ne yapıyor? Bunu 31.1'e bölerek sizin normal dolar TL kurunuzla çarparak gram altını buluyorlar. Burada ons altın 2000'lere geldiğini düşünelim ama dolar TL'nin aşağı yönlü düşüş sağladığı durumda biraz önce de ifade ettiğimiz gibi aslında gram altının fiyatında belki de etkilenme görmeyeceğiz. O yüzden ikisinin de aynı anda artabileceği dönemlerde bir önceki günlerde de yaşadık. Gram altın 550 TL'lere kadar yükseldi. Bunun ana nedeni neydi? Hem ons altın yükselmişti 2070 dolarlara kadar yükselmesi. Hem de dolar TL'de 850'lerin üzerini görmüştük. Bu da gram altında 550'lere doğru bir yükseliş serisinin başlamasını sağlamıştı. Şimdi ne oldu? Ons altında geri çekildi. Dolar TL'de geri çekilince gram altında ister istemez bu fiyatları yaşamış olduk. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.